Camide hocamızla hakikaten medrese ahlakı görmüş, ilmi görmüş. Değerli bir hocamız, genç bir hoca kardeşimiz. 10 kişilik cami cemaat var. Mahalle camisi. Yeni yapıldı cami. Tabii millet bir an evvel cami açılsın da yani eksikleri giderinceye kadar beklemeyelim. Bir an evvel ezan okunsun veya bir an evvel namaza başlasın. Camimize bir ezan sesi mahallemize gelsin diye. Oranın halkı birer tane şey vermiş. Evinden fazlalıkların halılardan, kilimlerden toplamış gelmişler. Caminin iç kısmını doldurmuşlar. Arka kısmına bir iki halı atmışlar. Hoca Efendi her gün onlara sıralı Riyâ-i Sâlihîn'den bir hadis-i şerif okuyor. Hadis-i şeriften. O günkü sıralı hadis-i şerif o denk geldi ama. Özellikle değil. Sıralı hadis. Her gün 3-5 hadis-i şerif okuyor. Cemaati bilgilendirmek amacıyla. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah-u Teala size bir kulunu affetmek isterse o kuluna ölmeden önce bir amel nasip eder. Güzel bir ihlaslı bir amel nasip eder. Bu amelin hürmetine kulum seni affettim der. Mevla onu bahane olarak koyar ortaya. O bahaneyle, o vesileyle Mevla o kulunu affeder. Celle Celaluhu. Şimdi tabii bu hadisleri okuyor. Cemaat dinledi. Cami cemaat. Hepsi için demiyorum ama koyun gibi, kuzu gibi dinliyor bile. Çekip gidiyor. Sanki hiçbir şey anlatılmamış orada. La bu sana niye okundu? Diğer hadis-i şeriflerde hangi amel varsa, hangi hüküm varsa bu amel edilsin, yaşansın diye sana okundu bu ya. Koyun gibi, kuzu gibi dinle dinle ondan sonra vurdum duymaz. Böyle bir şey olabilir mi? İki günü müsavi olan aldanmıştı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dününle bugün aynı gidiyorsa o zaman sen nasıl ahirete gideceksin? Aldanmıştı diyor Habib sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tabii bu hadis-i şerifi bakın cemaat dinliyor. Arka tarafta bir tane araba yanaşmış caminin dışına. Cemaate yetişememiş. Hadis-i şerifi yalnız mikrofondan dinlemiş. Namaz kılarken o esnada. İki namazı, sünnetini, farzını kılıyor adam. Cami cemaati gidiyor. Bu da hoca efendi hazırlanıp çıkarken bu da namazını bitirmiş bir tane vatandaş. Dedi hocam dedi, az önce bir hadis-i şerif okudunuz cemaata. Ben de namaz kılarken kulak misafir oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduysa bundan bir amel edelim. Bu hadis-i şerif yerde kalmasın. Siz bilirsiniz dedi hoca efendi tabii. Dedi ki ne yapalım peki? Hocam ne eksik varsa biz bir şey yapalım da geldik buraya dedi. Mevla duyurdu bunu. Ben ilk defa buradan geçiyorum. Dedi abi camiyi gez dolaş. Eksik ne varsa eksiği sen tamamla. Fark etmez dedi yani. Baktı ki kilimler parça parça renk renk farklı farklı. Caminin dedi anladığım kadarıyla halısı yok. Oraya dedi bir halı alalım isterseniz dedi. Olur ne kadar tutar? İşte bu dedim 3 sene önce oldu. 3 sene fazla olmadı ya. Ondan sonra halı dedi alalım dedi. Kaç para tutar? Ortalama 5 milyar tutar dedi. O günkü hesap işte. Dedi hocam biraz daha güzel olsun. Hoca efendi orta halde olsun. Hani hep yüklenmeyelim adama diye. Durumunu bilmediği için. Orta halde hocam biraz daha iyisi olsun dedi. Ben 7 milyar vereyim daha kalın olsun. 2 gün sonra gelsek namaz kılabilir miyiz burada dedi. Kılarsın inşallah. 2 gün hallederiz. Serdiririz. Biz sana telefon numaranı ver. Ben seni ararım. Hakikaten 2 gün sonra halı geldi. Serildi. Hazırlandı. Temizlendi. Telefon açtılar. Abi çağırıyorlar. Telefona hanımı çıktı. Dedi ki Mehmet Bey ile görüşebilir miyim dedi. Ondan sonra kadın ağlıyor. Dedi ki yanlış mı aradık abla dedi. Mehmet Bey'in telefonu değil mi? Mehmet Bey'in telefonu evladım dedi. Dedi kendisi yok muydu? Kadın konuşamıyor. Boğazı düğümlenmiş. Yutkunuyor kadın. Dedi ki hayırdır abla bir şey mi oldu falan. Oğlum dedi Mehmet Bey 2 gün önce vefat etti dedi. Meğer o gün parayı teslim ettiği gün akşamın adam akşam namazına kılmış. Akşam namazından sonra vefat etmiş adam. Görüyor musun? Şimdi Allah hadis-i şerif neydi bak bu hadis-i şerifle amel edelim dedi ya. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Mevla kulunu affetmek isterse, onu cennetiyle müşerref etmek isterse, rızayı şerifine Mevla kulunu müşerref edecekse ona ölmeden önce ihlaslı bir amel. Bak hanıma bile diyememiş. Hiç kimseye anlatamamış bile. Anlatsa riya girer, gösteriş girer. Mevla dağılır o işe. Bunu bile anlatamadan adam vefat etmiş. Görüyor musun? Şimdi Müslümanlar biz bunu anlatıyoruz da. Yani oraya şimdi insanlar bunu söylediği zaman ya biz şimdi yaparız yapmasın ama yaparsak arkadan ölü verirsek. Ulan ölen ne yapacaksın dünyada kaldık kazma olmaya mı geldik kazma olmaya geldik. Hiç olmaz Allah'ın affedeceği bir kul alalım da ölelim değil mi? Mevla'nın razı olduğu kul da alalım da ölelim değil mi? Bundan büyük rahmet nimet var mı? Nasıl parça yırtacağız zaten biz? Maziyi karıştırma zaten. Şunu anlatayım bakın. Şimdi amellerimizi geçmiş amellerimizi bir tartıya döksen bayağı bir eksi var. Değil mi? Namazlarımıza ya namazı bozan 69 mevzu var. Mekruhları var. Farzları var. Vacipleri var. Sünneti var. Müstahabı var. Mendubu var. Bir sürü iki rekat namazda 12 bin mesele var ya.
Bir namaz meselesini biz çözemiyoruz. Hanım var, çocuk var, ticaret var, helal rızık mı? Gününü ödedin, ödemedin, faize girdi, bulaştı, bulaşmadı, kokusu geldi. Hangi birinin hesabının altına kalkacağız? Nasıl zor bu işler ya? Yani Mevla fazl-ı keremiyle, rahmetiyle bize muamele buyursun da bir şekilde paça yırtalım. Hadi kulum, bu amelin hatırına geçmişi kapat. Yaratan bensem, rahmet bendeyse, fazl-ı kerem bendeyse, hadi aramızda kalsın deyip de Allah'ın çok affettiği kullar var ya. Allah'ım bizi onlardan etsin cümle.